başkanım biz almışız seçimi ya. Herkese selam ediyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum başta. Önce Ramazan bayramımız mübarek olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramımız kutlu olsun. Tabii bununla beraber ben iki tane kısa örnek vermek istiyorum açıkçası. Seçim iletişimi ofisinin açılmasında emeği geçen Sayın Yılmaz Büyükerşen, Sayın Ahmet Ataş, Sayın Kazım Kurt ve Sayın CHP İl Başkanımız Recep Bey'e teşekkür ediyorum. Şimdi iki örnek vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi hem milli hem dini bayramımız olduğu için bir Fatih Sultan Mehmet'ten bir de Mustafa Kemal Atatürk'ten iki örnek vermek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra valileriyle bir konuşma yapar. Valilere şunu söyler. Der ki, Allah'ın soracağı soruları siz vatandaşa sormayın. Vatandaşa aç mısınız? Giyecek elbiseniz var mı? Barınacak yeriniz var mı diye sorun der. Onun için inşallah bizim iktidarımızda, Millet İttifakı'nın iktidarında kimse Allah'ın soracağı soruları size sormayacak. Gazi Mustafa Kemal'in bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin, bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır, o da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır, o da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir. Özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Evet, özgürlük, adalet için çıkmış olduğumuz bu yolda dünyada benzeri görülmemiş bir ittifak ve iktidar değilken anlaşmış, program yapmış, modeller üretmiş bir ittifakız. Cumhurbaşkanı adayı ve inanıyoruz ki 13. dönem Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olacağına gönülden inanıyoruz. Bu kalabalığı gördükten sonra da inşallah Sıhhiye Meydanı'nda 10 binler değil, 30 binler değil, inşallah 50 bin kişiyle Cumhurbaşkanımızı karşılayalım. Hepinize saygılar sunuyorum. Alkışlar hiç durmasın. Şimdi de yine ittifak.